monde. Adaleti sağlayacak asıl şeyin sokakta iki mücadele olduğunu biliyoruz. Efendim? Alo. Güneş battı. Etraf karardı. Ateşler yakıldı. Soğuğa karşı mücadele ediliyor. Burada bir yandan Ali İsmail Korkmaz davasına destek verirken Ali İsmail'in arkadaşları burada bir yandan da soğuğa karşı mücadele veriyorlar. O yüzden de ateşler yaktılar. Şimdi yanımızda bir üniversiteli var. Onunla biraz sohbet edeceğiz. Merhabalar. Siz Ali İsmail Korkmaz davası için bugün buraya geldiniz, Kayseri'ye geldiniz. Neden buradasınız? Ali İsmail Korkmaz sizin için ne ifade ediyor? Bize biraz özetler misiniz? Üniversitelilerin burada olması... En önemli sebebi on 19 yaşında öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın hesabını sormak için var. Üniversiteliler özellikle. Çünkü bizim sıra arkadaşımızı kolumuna silahla girdiler ve yani bu hani normal bir hukuk devletinde olabilecek bir şey değil. Ya bu fark edilmeseydi orada onlar öyle oturmaya devam edeceklerdi. Daha sonrasında anıklarına söylediğiyle aynı şey değil filan. Yani tiyatro oyunu sergileniyor gibi bir izlenim uyandırıyor bu tutumları. Ya peki sanıkların ifadelerinde dikkat çarpan bir şey var mı? Ya açıkçası en dikkat çekici şey hani bir söylediğinin bir söylediğini tutmaması. Yani ben orada değildim diyor. 2 dakika sonra ben oradaydım ama vurmadım diyor. Sonra vurduğum Ali İsmail değildi diyor. Daha sonra hemen değiştiriyor bunu. İşte vurduğum Ali İsmail'di ama ben o kadar sert falan diyor. Yani bu tutarsızlık aslında bu davan. Burada Ali İsmail Korkmaz'ın annesi ve abisiyle beraberiz. Özellikle Ali İsmail Korkmaz'ın annesi Emel annemiz dışarı çıktığında çok çarpıcı şeyler söyledi. Muhtemelen siz de dinlediniz. Onun dışında Ethem'in annesi, Ali İsmail'in annesinin davada, duruşmada söylediği şeyler hakkında bilginiz var mı? İşte sanık olan insanların falan yüzsüzlüğüne karşı Ali'nin resmini tutuyormuş Emin annemiz. Hani buna bakarak konuşun. Eğer gücünüz yetiyorsa, yüreğiniz el veriyorsa diye. Ama çok başarabileceklerini düşünmüyorum ben açıkçası. Anladım. Zaten buraya geldiğinde de kendisi Ali İsmail'in söylemişti. Sloganlarla da burada direniş sürüyor. Ateşlere malzemeler taşınıyor. İşte burada da ateşlere gene taşınan tahta parçası. Sabahın beri buradayız. Ben de buradayım. Ancak hani siz burada çok daha farklı bir misyonla duruyorsunuz. Sonuçta hani Ali İsmail'in davasına destek vermek için buradasınız. Peki yani az önce anlattıklarınız işte duruşmada bulunurken siz dışarıda neler yapıyordunuz? Bekleyişiniz nasıl sürüyordu? Ya sabah saatlerinde ben Ankara'dan geliyorum. Buraya geldiğimizde çok ciddi bir kalabalık vardı işte. Binlerle ifade ediliyor bu kalabalık. Burada hala insanlar bekliyor. Çok ciddi bir soğuk olmasına rağmen hani ateşler yapıldı işte siz de görüyorsunuz zaten. Ya tüm bu olumsuz koşullara rağmen insanlar burada bekliyor çünkü ya bizim burada beklememizin en önemli sebebi ya bu dava bir vicdan davası ve biz bu davanın takipçisiyiz yani. Bu unutulmasın. Bugün bu dava ertelenir. Sonra ertelenir ya da yarın ertelenir. Hiç fark etmez. Biz her seferinde burada olmaya devam edeceğiz çünkü özellikle üniversiteliler Ali İsmail'in hesabını sorana kadar katillerin peşinde olmaya devam edecekler. Bu bizim Ali'ye bir borcumuz. Biz bu borcu ödemesini biliriz. Anladım. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Ali İsmail Korkmaz davasına giren üniversitelerle biraz sohbet ettik. İşte görüyorsunuz. Burada Ali İsmail'in arkadaşları, Ali İsmail'in davasına destek verenler toplanmış vaziyetteler ateşlerin başında. Çünkü çok soğuk burası. Ateşler yaktılar. Bekleyişlerini ateşlerin başında sürdürüyorlar. Burada da küçük bir ateş. İrili ufaklı gruplar halinde. Bekleyiş burada sürüyor. Etraftan da getirebildikleri ve yakabilecek malzemeleri buraya getiriyorlar Ali İsmail'in arkadaşları. Ateşler başında Ali İsmail'in anısına şarkılar okunuyor, türküler okunuyor, ağıtlar okunuyor. Bir yandan da burada hem soğukla mücadele için hem de moral mutluluğun açısından mücadele için halaylar çekiliyor bir yandan. Şu anda polis barikatının dış tarafındayız. Adliye şu anda karşımızda, ancak şimdi şu anda da gördüğünüz gibi adliye ile aramızda büyük bir polis barikatı var. Hemen arkasında da şu anda gösterebiliyor muyum bilmiyorum. Orada bekleyen polisler var. Az da olsa onlar da zaman zaman nöbet değişimi yaparak onlar da devam ediyorlar beklemeye. Buradaki moral motivasyonun çok yüksek olduğunu söyleyebilirim. Yani soğuk havaya ve aradan saatlerce zaman geçmesine rağmen burada çok büyük bir moralle, çok büyük bir motivasyonla adalet için, Ali İsmail için bekleyiş sürüyor. Uzakta olmama rağmen beni bile ısıtmaya becerdi. Az önce dediğim gibi çeşitli demokratik kitle örgütlerinden ve siyasi partilerden buraya gelenler, Ali İsmail Korkmaz davası için Kayseri'ye gelenler, İrili ufaklı gruplar halinde ateşler yaktılar ve burada ateşlerin başında bekleyişlerini sürdürüyorlar. Onun dışında çevrede bulunan kafelerde bekleyenler var. Kayseri'deki davada son durum böyle. Şu anda avukatlardan aldığımız ve avukatların attığı tweetlerden aldığımız son bilgiye göre avukatlar konuşuyormuş. Konuşmaları bitince mahkeme
bir ara verecek. Ve daha sonra karar için tekrar toplanacakmış diye bir duyum aldık. Ancak ne kadar doğru olur, ne kadar gerçekleşir bilemiyoruz ne yazık ki. Sonuçta bir mahkeme. Kayseri'den Ali İsmail Korkmaz davasından son durum böyle. Ateşler başında bekleyiş sürüyor. Ben de yayın için dolaşırken bir hayli üşüdüm. Bir ateşin başında yerimi alayım. Kayseri'den son durum böyle. Şimdilik yayını sonlandırıyorum. Gelişmeleri tekrar aktarmaya devam edeceğiz. Gelişmeler oldukça. Çapul TV canlı yayın akışı kaldığı yerden devam ediyor. Arkadaki böyle kazdı kitle var.